Evet dostlar, hepiniz yine tekrardan Farming Simulator'ın yeni bir konuşamadım da yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün artık acele bir işimiz kalmadı abi. Armanı da bitirdik. Bugün ben kayda girmeden önce şey yaptım, buradaki balyaları falan sonunda topladım. Bugün bunları stoklayacağız. Önümüz kış malum. Kış için hazırlık yapacağız abi. Satılacak arpa buğdayımız falan var, onları falan da satacağız derken. Kış hazırlık diyebiliriz bu bölümün adına abi. Ve evet, şey mevzusuna gelelim de. Like me abi. Siz adamsın. Siz adamın gibisin dayı. Ciddi ediyorum ben. Helal olsun. Aynı performans şuna yapın. Canım iyi. Hatta şu an neyse, başka bir şey göstereceğim de o sürpriz olsun bana. Ben bambaşka bir video göstereceğim ya da söyleyeyim, ya bir şey olmaz. Geçen bölüm mısır tarlası vardı benim gerçekte, daha doğrusu tohum denemek için ekleniyor. Tarla vardı, onun biçimini yaptık bugün. Güzel bir video tarzı bir şey yapabilirsem eğer, onu size paylaşırım. Zaten gerçek hayat videosu isteyenler de vardı. Ya da kısa short olarak da vardı. 2-3 tane video çektim, güzel bir video çıkarsa tamamını paylaşırım. Aklım hoş bir şey olmuyor. Short olarak, kısa video olarak size sunarım. Çok aşırı ciğerli bir ses duyacaksınız. Neyse, fazla şey vermeyeyim onu. Şurası ne böyle gelmiş? Ben şuradan sürelim. Zaten bu tarlayla bu tarla ikisini birleştireceğiz abi. Biraz daha tutmaya bilen bir şey de yeter. Bunlara yeter. Tarlayı da beslerim abi. Bu tırmık çok iyi oldu ya. Hem çok hızlı git gel yapıyoruz, hem de büyük alan götürüyor. Kalmasın ya. Döne döne yapamayacağım mı? Kalmasın. Yavaş 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 TD yükselen. Bu arada bütün traktör makamı dönemde borcu göz afadan. Hatta bugün borcun bir kısmını ödeyelim. Arkayı sattıktan sonra. Borç bitsin. Her traktörde bir tane falan olmayı düşünüyorum abi. Esneme geldi, konuşmam diye falan demiştiyse ya. Sonra bakmayın abi. Cümleyi her bırakmadım. Esasında saat daha 11.30'da. Uyku bastı, yoruldum herhalde. Sağlıklı bir şekilde tırmıyorum buraya. Çekelim buraya. İki tarlayı birleştirelim. Ekim işlemlerini yine göstermem size. Onları ben de bir dışını falan hallederim. Bu şeyleri, ot balyalarını nereye stokluyduğuna bakarız. Onları stoklarız abi. Daha sonrasından da artık sözünü vermiş oldum. O köprü inşaatına başlayacağız abi. Zaten at sayılır bir paramız var şu an, çok yüksek gelirlerimiz olmasa da köprü için yeterli. Hatta doğrusu köprümüzün temellerini atabiliriz bu bütçeyle. Şuradaki ağaçları falan keseceğiz, şu kaç 3 tane ağacı falan. Olmadı ormana dalarız, oradan birkaç tane ağaç tuzlarız.
gayet kaliteli abi. İç kamera isteyen abilerimiz ve kardeşlerimiz de çok dış kamera isteyen, çok ortaya karışık terör bir şey yapacağım abi. Onu da o şekilde ayarı vereceğiz yani. Oğlum niye durdukken tırmanlandırdım lan? Çok küçük detaylara takılmayacaksın abi bunda. Tüm o neredesin? Şunu kapat. Şeyi gördüm bu arada. Bu grafik modunu aç abi, çok soğuk görünüyor falan. Şöyle ben aslında daha açabiliyorum. Yok, değil mi? Şimdi yere bakalım. Şimdi orijinal ayarına getirelim daha. Bizim modumuz oyunun orijinali bu şekilde bu arada. Biz böyle modda bir şey yapıyoruz. Şöyle dağlı canlı. Biraz göz alıyor. Bir şey yapalım da bence gayet hoş duruş. Aşırı parlak hem aşırı kaliteli. Bir tık fazla oldu şu an traktörün boyasından dolayı. Tam şu an bence tadında şey bakalım. Tepelenmasıyla grafik modum tuşu aynı olduğu için öyle bir sıkıntı oluyor abi. Soğuklaştı mı? Bana mı öyle geldi? Neyse, belki bana öyle geldi. Şuradan bir yürüyelim şuradan. Burada da geçip çıkıyordu da şeyi niye açmadık biz? Tarlamış durmayı açmayı unuttuğum için demin yapmadım. Oha ne keset kaldırdım ben ya. Asıl dayı asıl şunu kopar şunu millet ciğeriz. Bu 82 ile değiştireceğim diyor. 80-95 alacağım bunu. Şunu tarlayı da biraz patinaj çektim. Hallederiz ya, o bizim sadık abi. Ya, o tarlayı satın alırsak sıkıntı olmaz ya. Tamam. İki tarlamı da birleştirdim. Evet. Büyük ihtimalle yine bir kere daha suya fasulye falan ekeriz. Bütün tarlaları. Ondan sonra yani artık çeşit değiştiririz. Mısır falan yaparız işte. Ama Türk usulü hani tarladan biçilip de oğlum bu ne bunlar buraya şey vurmuşlar. Yorum ortasında. Türk usulü abi, tarladan biçiminden yani bu paketlemeye kadar güzel bir paketleme modu gördüm. Eğer o modu bulabilirsem güzel bir şey yapacağız abi. Turnuvaya katla abicim. Çık. Oha sen nereden çıktın? Ne oldu sen? Şuradan girelim abi. Çiftliğini bilmiyorum. Tüm şeylerini bulmalıyım. Ben zaten sürekli lazım ya. O yüzden sana sıra hiç sıkıştırmadan direkt buraya bırakacağım bunu. Ha şey yapalım.
satışa gidelim abi. Ne oldu? Şimdi çok güzel bir soru. Diğer remote'u çıkartırız yani olacak. Keşke bir tık daha dikkatli. Kilo hızımı düşüreyim ama ben yavaş 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 ya. 4 kilometre hızla çıkartalım. Tamam şunu görebilirim. Tamam iş bir yere bakın. Oha. Haritalı bir şey ya. Bak benlik değil. Benim şoförümde sıkıntı yok. Tamam. Şöyle bunları yola çıkartayım. Bravo. Ne tarafa gideceğim onu da bilmiyorum. Şu tarafa çıkartayım. Yoldan geçenlere engel olmasın. Şöyle iyice yanaşacağım. Kanala da düşünmüyorum tabi ama. Yani bakalım. Oha dayı ne yapıyorsun ya? Ha şunu da toplayayım bir direkt. Sanki bu bana şimdi bir şey yapmayacak ya. Yanlışımı izin vermeyecek ya. Ben de izin vereyim dedim. Şuradan bir U atarsın abi. Abi kim dayı bu ne? Yanlışlıkla satış yerine geldim ya. Burası neymiş ki böyle. Ama yeri güzel. Tutarsa kaldırmamış hesabını. Kaldırma da çıkartabiliriz. Kaldırma çıkartırsak eğer geçişe bir zararımız olmaz. Bence. Şurada bırakayım onu böyle bırakayım. Şey yapalım, satışımızı yapalım. Bir de şu yonca balyalarımızı boşaltırız. Aç kapıyı gardiyan. Hayır sen ne oldu? Kapanmaya geldim, kapanıyorum, açmaya geldim. Neden açılmıyor? Buradan alayım şunu ya. Zaten bu taraftan çıkmayacağı 2 artı 2 dayı. O yüzden bu şekilde ite ite çıkartacağım. Sonra arka tarafı teper edelim. Dış kameradan fazla yanaştıramıyorum. Dış kameradan için mi? Yani şöyle ben iyiyim. Ben iyiyim. Ah. Oğlum, şu kapı lan kapı sal beni yeter de ne diyorsun sen? Kapat ya. Sen nasıl bir kapısın lan? Sen nasıl bir kapı isteyeceksin ya? Tamam buraya da bu domuz bırakalım. Bir de hemen dönmem gerekiyor. Böyle yapalım. Tamam. Last kebaplar büyük olduğu için bir tık zor manevra yapıyor da. Normal yani bu traktörde de. Şuradan da direkt ya takılmayın ya şey yaptım şimdi bunun arkasında da onu takamayız ki mecburunu ön tarafa takmam gerekiyor ya bir şey yok geçersin gibi ya diğer de anlat işte kime de anlat bundan. Neyse girelim şurada kendi tarlamızı işimizi görelim ya. Burada birleştirir oradan da satışa geçeriz direkt. Bakalım buradan iki remorkla nasıl çıkacağız o da bir soru. Tamam. Sen kal burada babacım. Şu şey, şuradan da çıkalım direkt basalım abi zaten. Şu
şuradan da. Şöyle manevramı daha da abi. Geri gir, hemen ramokü bir alayım şuradan bir. Abdelaziz geçmişin işte, niye bekliyorum ya? Dinlemiyor traktörü. Mükemmel. Buradan 2 ramokla nasıl çıkacağım onu? Ben de heyecanla bekliyorum nasıl çıkacağım. Evet. Aynalar da göstermiyor ki abi. Şuradan falan yanaşalım bu sefer. Şu şekilde geniş dönelim mi? Arabalar makas yapmaz. Şöyle takviye bire taktım vitesini. Şuradan girerken, aman pardon, çıkarken burada takılırsak mani yedik. İyice geniş alarak. Dön dön dön, kurtardı. Evet, sıkıntısı bir şekilde çıkarttık. Gerçi rampaya vuruyor, şu an traktör tek çekerdi. Bakalım çıkartabilecek. Eğer durmazsam çıkartırım da, eğer durursak patiye kalır traktör. Patlama be kardeşim, patlama be. Bu direği buraya koyanın var ya. Bak canımı sıkma, ineğe vurun fena oldu. Gerçi ya biz niyet neden satış yapacağımız yerin ne tarafta olduğunu bakmadan direkt langadan artık diye çıktık. Geç dayı geç, ne var ne? Bekleyin lan bana ne? Gelelim fasulyenin faydalarına. Bizde ne var? Arpa var değil mi şu an? Evet, bizde arpa var. Tamam. GCHB tavuk ambarı. GCHB tavuk ambarı nerede abi? Şurası mı? Burası. Orta şaşırdım. Biyogaz tesisi. Burası da değil. Onu ben nerede görmüştüm ya? Hmm. Kıçkıhane. Lokra. Ha tamam. Ha daha önce gelmiştim ya, tamam oradan. Ya abi al işte, ben biliyorum ya abi. Salak salak bekliyorum ya. Hızlanıyorum ya. Alt tarafa atlıyorum. Alt boncuk. Hani ne olur, aslında çok seri bir traktör gerçekten de. Önden bir tık şey, bir tık hantallık var. Ya da arkasını yükten dolayı bilemiyorum. 16 ton. Yani. Klasiklerin ana sağlığı yük bastırıyor şu anda. Önde dingil olmadığı için
Ramutlu yük olduğu için arka tekerlerine biniyor traktörü yük. O yüzden böyle yani gerçekte de böyle böyle. Tek dingili araç önlü olur. İki dingili olan araçlar da arkaya takılı olur. Ve manevra açısından daha düzgün, daha rahat manevra yapabilirsiniz. Çünkü diğeri tek dingili olduğu için daha dar açıda bir dönüş mesafesi var. Diğerinin ise yani iki ding ya ben ne diyorum boş ver. Dayı boş ver. Bunun vahası böyle yani bunu bilseniz yeter. Bu kadar. Ne dedim ben bile anlamadım size anlasana değil mi? Kantara girmedik hocam. Nerede dağıtılıyoruz? Kaç ton olduğumuzu nereden bileceğiz? Kaldır bakalım. Yani fazla para gelmeyecek. O 20 bin falan gelecek aşağı yukarı da. Şu an bizim için çok güzel bir para. Ben neden böyle yaptım? Bir dakika. Şuradan manevralım dönelim tekrar çıkıştan. bin çok güzel para şu bunun için. Bunun ben şimdi bir aşağı yukarı 18 binli krediye yatıran ya da kredi bekletmiyorum yapalım zaten faizini kesiyorlar. Bakalım ya durumu. Şuna bak oğlum kurma taktım ha gitti ya. Bir de canlı hocam film çekeceğim. Cile. Şuna bak. Başla nöbrosu. Burada iki tane mısır tarlası var. Oha kumuyor musun sana ettim. Sol şerit boş. Bizim bu bunların beyni yetmediği için abi biz sola kayıyoruz. Kaymayalım abi. Bir burası iyi alıyorlar abi. Evet arkada gayet güzel bir konvoyla bize eşlik ediyor. Yapma be. Abi tam geldiğinde değil mi? Bu hatta kaldırmanın da bir sıkıntı yok. Şu kapıdan gireceğiz abi şimdi. Bakayım. Arkada zaten bekleyin bekleyin. Evet, kaldırmadan uzak duracağım. Şu onu öğrendim. Abi geç. Abi geçmen lazım. Ama geçmen lazım senin be. Yok, traktörden dolayı şey de yapamıyorum. Bir tık daha mesafe var. Yine çıkalım arka taraftan. Tarlanın oradan girelim bari ya. Vallahi sandım ya.
Kendi çiftliğime giremiyorum ya. Bir tane atı bulurum ya. Dağıt şuradan ha. Neyse şuraya boş alana bırakayım bunları. Bunlar bir kalsın abi. Bunlarla şimdi işimiz yok. Şimdi şey nere boşaltacağız diye. Şu bu balyaları bir yere boşaltmamız lazım. Islanmamız açısından. Burası neydi ya? Ha, buz arası domuzlar için. Aslında buraya yapabiliriz. Ya da buraya da boşaltabiliriz be. Hepsi olur be. Burası da olur, burası da olur. Buradan giriş çıkış bir sıkıntı olabilir de. Burada ne var abi? Hı, buldum. Burası. Burası tam bizim zaten balyamız da çok fazla değil. Yani orası tam bize göre. Fazla yer işgal etmemiş olabilir. Bakalım yanaşabileceğiz mi yine geri geri. Aa yanlış yerim köye çarptı. Ya bir tane şey modu var. Çok canım sıkıyor ya. Bu bakış açısını değiştiriyor. Çok gıcık etmeye başladı bu. Onu kaldıracağım. Hızımı buradan düşürelim abi, ne yapıyor? Düşür 5 kilometreye. Ağır dönelim işte şuradan falan. Yumurt takmayalım duvara. Gel böyle gel böyle gel 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 tamam. Resmen dalga geçiyor ya. Arta benle resmen dalga geçiyor. Bu arada orada ne var? Oraya merak ettim şu an. Orası nereye açılıyor? Tavuk. Şu mesela. Al ya al al tavuk al. Seç ya kaç tane alıyorsun sen? 60 tane. Uhu. 50 tane tavuk alsam 300 dolar mı? Satın al abi. Keşke arpanın hepsini satmasaydık. Satın al. Aaa dişimizi kafa harcadın bölgem dayı. Sadece bu bölgeler ya. Neyse. Biz yanlış yaptık ki. Buradan böyle yaparsam sağa sola manevra yapamam. Neyse geri geri ittireyim. Geldiğimiz yere sola doğru dönelim. Böyle bir şekilde bir şeyler yapalım. Kış çekilin tavuğculuğu ya. Çinleyecekler ya. Şşşt. Köye gelin. Var hiç yanaştım kafanın için başımıza. Hiç kafam yutmadı şimdi onu. At. Hop. Sana ne oluyor ya? Kafayı yedim valla. Aslında burada yerleştirme bile gerekiyor çünkü burayı zaten başka bir amaç için kullanmıyoruz küçük olduğu için. Sen direkt at geç. Şöyle ittir abi arka tarafa doğru. İleride koyun çiftliğimiz, koyun çiftliğimizi açtığımızda lazım olur. Bunlarda. Daha bir yere elimiz boşaldığında şey yapalım. Tekrar bir çim balyası biçelim. Nereye gittim ben? Ha. Tekrar bir çim işi yapalım. Stoğumuz çoğalsın.
Evet, 50 tane tavuğumuz var. 10 tane doğradığımız var artık. Hayırlı olsun. Duvarda orak atılı, orak. Yine başka bir modum şu an, çeliğin çekiyoruz. Evet, tabii siz onu görmüyorsunuz da. Başka bir modum bize yaşattı o gıcıklık, beni şu an mahvetti. Neyse. Şimdi yapalım abi. Evet abi, şey soracaktım ya. GTA 5 roleplay gelsin mi abi? GTA 5 roleplay, güzel bir sunucu bulduk. Sonunda bayağı bir uzun uğraşların sonunda. Olur derseniz, GTA 5 roleplay de sarar derseniz ondan da atarım yani abi. Çünkü oynaması bayağı zevkli. Bir tane sunucu da oynuyorum zaten. Ha, sunucu kapandığı için şu an yepyeni bir sunucuya başladım. Sunucuda daha yeniyim. Bir tane bisikletim bile yok yani, o derece. Eğer isterseniz GTA 5 roleplay videosu da gelir yani, nasıl geliştirdiğini, nasıl mafya olunduğunu öğrenin yani. Yani Memati Akpınar. O benim ayağım. Mesela şey, Polat Alemdar değil de o Polat Akpınar'dı. Polat tabi. Konuşamadım. Polat Akpınar'ı dediler, herkes Akpınar olmaz. Alemdar ederim dediler. Yoksa yani Polat'ın da sana şeydi, Akpınar'ı. Güzel. Buraya bir bu kadar daha balya sığdırırım mı? Son balyamı da tutalım abi. Şurayı şöyle ittirelim iyice araya. Tamam. Kapan lan kapı. Kapı kapansana. Bura mı bizim mi bu arada ya, bilmiyorum ki. Büyük ihtimalle kiralamışızdır bunu. Evet. Dön dön dön. Git açık hayatım down. Evet, şey işleminde. Uyku diye geldi. Pardon, nükleer şöyle şey. Esme yine geldi. Şey yapalım, maziyi bir öncelikle şuraya çekelim. İnşallah o mod kurulur ya. Ağaçlar falan hazırlayalım. Sonra da köprü inşaatına falan başlayacağız. Nerede ormancılık? Burada. Tüh be, kurulu değil herhalde. Şeyden bakayım bir de. Buradaki ormancılık bilmem ne nerede. Zımbırtı. Evet. Aslında bu bayağı iş görürmüş de. Yani buna şu an gerek yok. Bu ne? Bu da onun bir deşiğiymiş. Ya ben kurdum diye hatırlıyorum. Çeşitli olabilir mi? Peki şuranın çeşitlisini alabilir mi abi? Çünkü kurdum diye hatırlıyorum ben o modu. Yok ya, kurmamışım. O zaman ağaçları şu an getirmek için şeyimiz yok. Ekipmanımız yok. Dur bakayım başka neyle getirebiliriz diye de. Ağacı tutmaz burada zaten. Bu ön şey zımbırttı. Tırmık ıvır. Nasıl yapalım? O zaman temellerini falan atalım zaman şimdi. Bakalım yerini falan ayarlayalım. Abi biz daha karşıyı satın almadık ki ya.
Ne kadardı karşının fiyatı? 62.000. Şu an zaten istesek de köprüye başlayamıyoruz ama. Şuraya yaparız ama yani şuradan buraya bir köprü. Ağaçtan maaştan yaparız. Şu biçerdöverin üzerini örtmek için bir şeyimiz var. Buna bakacağım. Binalar övüldü. 1.000 dolara bu varmış. Çok güzel aslında, büyük büyük. Oley şeklinde şey bunu, evet çok güzel ama da. Aa, benim biçer için tam da bu lazım esasında. Daha ucuz bir şey var mı diye baktım, maalesef yok zaten. Daha ucuz ne olabilir? 2000'e burada bundan var. Yani. Bu değil de. Aslında bu da olur be. Değil mi? Şu şekilde yapsam tam buraya. Olur. Bu da buraya olur. Şöyle bir çerdöver çalıştı ama. Alalım bir çerdöver buradan. Tamam, stop çek. Mimzer de elimizde kaldırmayalım abi, hiç traktör falan uğraşmayalım. Şey neredeydi şimdi, bunu dönüyorum nereye? Tam bu şekilde koyabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun yeni garajımız abi. Bir şey diyeyim, içeride görecek mi lan bunu? İyi hoş güzel yaptık da biz bunu. Girer girer tamam. 2 yıllı uğurlu olsun yavrum. Renk niye böyle oldu ya? Şu renk bunu bu kafada mı oluyor? Bunları kapatalım. Lambalarını da kapattım. Bakalım sonuna kadar gidebiliyor mu abi? Oğlum ya çok cuk diye otur ya. Tamam, bugün içeride öyle de. Biz niye böyle olmuş ki? Diğer türlü koysak ya. Dönemem ki şimdi öyle de, şöyle yapabiliriz. Yine dibe yanaşalım abi aynı şekilde. Evet, böylelikle daha geri gidebiliyor çünkü arka tarafı daha düşük. Tamam, indir abi. Bu şekilde gayet güzel oldu abi. Evet, artık sen de gelebilirsin kanki şuraya. Senin de kulağından tuttum getiriyorum bu şekilde. Diğer ıskaralarımızı da getirebiliriz buraya. Bu sefer de şöyle şurayı peyzajla boyayalım ya. Şeyi bozdu. Aga bezi, 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 bezi.
Boyama neredeydi abi? Şu şekilde şöyle bir yol hissiyat verelim abi. Daha dekoratif görünmesi açısından. Bu bence gayet de güzel oldu abi. Mis. Yani şurası biraz daraldı da. Sen bu kısmını kullanmayız artık. Aracımız var. Remorklar kalsın, remorklar içinde. Aslında şuraya da bir tane yapabiliriz de gerek yok şu an. Hiçbir şeye gerek yok. New Hornland'ımızda şöyle yapalım. Bir şuraya giriversem şu şekilde nasıl? Tamam değil mi? Evet. Yüklediğim bir modda abi. O kadar çok modum var ki. Hepsi birbirine sıkıntı yaratıyor. Traktörün bilim bilim gidiyor geriye herhalde. Tamam. Arkadaşlar fazla da uzatmayalım. Zaten bütün şeylerimizi de yaptık. Bütün işlemlerimiz falan, her şeyimiz tamam. Şunu da yerine koyalım. Ufaktan bölümümüzü noktalayalım abi. Noktalayalım. Tabii yine konuşamadım orada. Bence gayet güzel oldu. Şurada tavuklarımız falan da var artık. Aa, burada bir tane şey var lan. Balığı doğru çatıya düşmüştüm. Şöyle bunu da yukarılara doğru atalım abi. Kapat bakayım kapıyı da. Tamam. Ağabeylem, abalam, kardeşlam, tadışlam, emmimin oğlanına, dayımın oğlanına, neysem ne. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videodan çıkmadan yine bir aynı şekilde like atarsanız çok güzel, çok 10 numara, çok süper, çok 10 numara bir şey, 5 yıldız bir şey olur. Kanala da abone değilsen abone ol ve bacanak. Allah'a emanet, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.